Kaymacan, seni biraz araştırdım. Evet. Yani açıkçası... Seni gözüm tutmadı diyorsun. Pek sağlıklı bir insana benzemiyorsun. Ellerime falan bakarken buldum kendimi. Hatırlamaya çalışıyorum. Ya da kendini yere atsaydın hocam. Be, Oğlum da şöyle... Oğlum çok iyi değil miyim o? Hocam lütfen bu sahtekarlığı bırakalım ve lütfen kendin gibi olur musun az önceki halimi? Kendim gibi miyim Zeynep Hanım? Öyle konuşmuyorum. Abi sizden çekiniyorlardı, o yüzden ben böyle bir davet edeyim sizi. Sizde de. Tabii tersim pişti. Arkadaşlar, herkese merhaba. Kuliste Röve Şatan'ın bugün nedir? Bir diğer bölümündeyiz. Sidikli Kasabası müzikaline geldik. Şurası kulis. Daha önceki programlardan hatırlayacağınız gibi. Bu seneki bir distopya oyunu aslında. Bugün yönetmeni Kayhan Berkin ve neredeyse prima donnası buranın hem oyuncusu hem baş dansçısı Gizem Erdem'le birlikte buraları turlayacağız. Ve benim bir takım küçük düştüğüm anlara şahit olacağız. Şöyle bir sahtelikle devam edeyim mi? Hadi bakalım Canberk, başlayalım mı? Şöyle... Abi oo. Hadi koşarak geliyorum. Hey, bizi koşarak cevap edin. 5 dakika önce tanışmamışız gibi şey. Tanışmamışız gibi çek. Bizi nasılsın? İyi, sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Gizemciğim hoş geldiniz. Ben de hoş geldim cicisiniz, bu arada. Cicisiniz, evet. Sizin için özel giyindim. Bir takım dans figürleri yapacağım arkadaşlar bugün. O yüzden etek giydim. Tam tersi olması gerekiyordu. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Evet. Kulisinizi açtığınız için hocam öncelikle size, sonrasında değerli oyununuzun prima donnası. Prima donna değil. Ne demek bak, her zaman? Baştaki sunum iptal kanka. Niye prima donna değil? Hayır yok yani ben kendi ha, sen mütevazilikten değil yani. Ha, yok öyle ya. Teknik açıdan doğru ya. hadi şu tarafa doğru biraz yürüyelim mi? Evet arkadaşlar. Müzikal dediniz ha? Evet. Müzikal... Türkiye için iddialı bir proje. İddialı bir tür. Evet, müzikal yapmaya karar verdik. Sonuç böyle oldu. Kayhan hocam, seni biraz araştırdım. Evet. Yani açıkçası... Seni gözüm tutmadı diyorsun. Pek sağlıklı bir insana benzemiyorsun. Senede 7 oyun, 8 oyun ne? Evet. Peki, favorin hangisi aralarında? Gözünün bebeği hangisi? Yani? Evlilikten sahneler. Gerçekten mi? Düşünmeden bunu söyleyebilirim. Hadi ben gidiyorum arkadaşlar. biz bu arada bugün arkadaşlar Z kuşağına müzikali sevdirmeye geldik. Eyvah. Çok ses var. Çok ses var. Çok ses var. Ben bir ölüm iyilikleme ihtiyacısıydım. Harika biri. Settar abi senin dedikodunu yapıyoruz. Nasıl biri diyor? Harika biri diyorum. Özetle böyle söyleme ihtiyacı ses. Orada mikrofonlar takılıyor şu anda. bütün arkadaşlar bu Sidikli Kasabası müzikaline geldiğimi duyan bütün arkadaşlarım... Settar Tanrıver nasıl biri ya acaba? Yani aramızda hep bunu konuşuyoruz. Hemen gösterelim kendisinin nasıl biri olduğunu. Gerçekten nasıl biri olduğunu. Çok... Settar abi seni gösterelim. Buradan buyurun. Benim de yok. Benim de yok mikrofonum. Mikrofon anons. Abi sizden çekiniyorlardı, o yüzden ben böyle bir davet edeyim sizi. Tabii tersim pişti. Böyle bir şeye hazırlanmamıştım çünkü ne psikolojik açıdan ne sorusal açıdan. Bütçe ve imkan isteyen bir tür ya. Yani var mıydı imkanlarınız? Burada her şey yolunda mı? Ya işte yani... kırıp sarıp yapıyorsun bir şekilde. Yani yapımcısı ona göre davranıyor. İşte ilişkiler, yardımlar, destekler, şunlar bunlar. Artık herkes bir şekilde oldurmaya bakıyor ucundan. Yapabileceği ne varsa her şeyi, hepsi her şeyini döküyor ortaya. Yapıyorsun yani. Müzikalde gerçekten bu konudaki samimi fikrinizi merak ediyorum. Birinci sırada oyunculuk mu gelir, ses mi? Şimdi. Şarkı söylenemeseydi müzikal olmazdı tabii. Aynen ama yani yine de bir hani... Ya bu sesi bir şekilde oldururuz ama asıl oyunculuk mu? Hani hakikaten benim merak ettiğim bir soru. Neye göre? Ses çok şart değil. Mevzanda örnek var. Sizin sesinizi maalesef duyduk daha önce Seda Bey. Bu yalanı yemiyoruz tabii ki. Zorluğu oradan geliyor. İkisi de oldu. Bir de Türkiye'de öyle bir ses eğitimi verilmiyor ya yani aslında konservatuvarlarda şey yani hakkıyla... Veriliyor mu bilmiyorum. Ya şarkı söyleyip dans edip oynayabilen oyuncu lafı vardır ya işte. İnanılmaz işte bir şey bu ya. Müzikalde olması gerekiyor ama bu dünyada da tartışma konusu tabii. Dünyadaki müzikal oyuncularının da aslında yani biz tabii burası bir müzikal ülkesi değil. Müzikal ülkesi olmadığı için zaten en fazla 3-4 müzikal çıkıyor. Seyirci bundan mahkum o değiliz. Ama onlarda da şey tartışmalı zaten şarkı söyleyip dans ediyor ama oyunculukları daha sınırlı olabiliyor. Bizde zaten hepsini yapabilen oyuncu bulmak bile sıkıntı olduğu çok için. Çok zor ya evet. Ama bu arada ekip işi hep klişedir kullanılır ya ekip işi, ekip işi, ekip işi falan gibi. Bu ensemble müzikal yani aslında arkadaki ekibin taşıyıcı olduğu türden bir müzikal. Oradaki oyuncuların da hepsinin sesi, hareket kabiliyeti ve oyunculuğu belli bir standardı var. Ama biz Türkler olarak hep öyle yaparız mesela. Bak, mesela klasikleri de hepimiz bildiğimizi zannederiz. Lokantasına gitmeyen bir sürü Türk var mesela.
Aa, neden? Kolay kolay uyum sağlayamıyor yani. Kafadan bir reddediyor onu. Berlin'e gidince bu döner yiyen kasa. Merak edeyim. Ya tadına bak, bir daha yeme. Niye gidiyorsan ona gidiyor. Evet, hiç şans da vermiyor. Evet, değil mi? Istiyor. Kesinlikle. Ama, çok... ama değişiyor ya. Değişiyor yani. Evet. Bir de şimdi tabii her şeye çok kolay ulaşabiliyorlar. Yani ülkede müzikal olmaması, onların müzikle ilgilenmemesi, asla müzikal değil, izlememesi ki anlamına gelmiyor. Tabii ki değil. Yani bizden daha donanımlılar bence bu kuşak. Kesinlikle öyle, tabii ki. Gel Biricim, yer değiştirelim, gel. Demin bahsettiğim o şarkı söyleyip, dans edip, evet, oyunculuk yapabilen arkadaşlar bunlar işte. Müzikal mezunu. Çok iyi. Şişi de bir rapardım. Eyvah, müzikalden anladığım ne olmasın? Bir yerden başlamak lazım, öyle diyorum. Şeyim iki vardır. Kolay gelsin herkese. Hadi görüşürüz. Oo, hocam ne tatlı bir şarkı gibi. Evet evet, siz de geri kalanını bir görsen. Can bak, devam edelim mi? Edelim. Bir şey soracağım. Bir şey sor. Sahneye çıktığınız, çünkü bu arada arkadaşlar Kayhan Hoca da oyuncu. Öyle yani sadece üç gibi bir kattan ibaret değil bu adam. Hamlet oynamış adam. Şimdi ona da geleceğiz hocam. Oo, her şeyi araştırdık. Geçmişim ortaya döküldü. Sahneye çıktığınız en garip yer, en saçma. Benim için böyle bir AVM'nin tam ortasıydı. Şaka yapıyorsun. Almanya'da turneye gittiğimiz zaman, ama çok önce. Ama Almanya AVM'si de Gizemciğim. Evet, ama şey... Kalitedir ya. Doğru, ses çıkmıyor. Nasıl hakikaten? Ama tamam, bayağı etraf şey açık. O yüzden hani ışıklandırma sistemi de o böyle kutu gibi bir yere bizi koydular zaten. Ama genel anlamda açık. İşte yemeğini alan geçiyor falan. Ama bir kibarlık var. Hani dinleyerek geçiyor falan. Ha, var o sırada elinde hamburgeriyle, ama öyle bir, evet, bir yerde çıkmış. Evet, burada mesela olsaydı sahnenin ortasından bir çocuk geçiyordu muhtemelen. Ve yanında da annesiyle. Senin de park var. Park. Aslında. Ne parkı? Bildiğimiz İzledin Özgürlük Parkı mı deniyor oraya? Özgürlük Parkı. Yoğurtçu Parkı. Yoğurtçu Parkı. Hadi canım. Çok hocam ayağıma kadar gelmişsin ya. Böyle bisiklete durup izliyorlardı falan. Evet, orada da aynı şey vardı. Oha, çok iyiymiş. Gerçekten en garip yer orası. Açıklıkta yani daha garip yerler var galiba, ama şimdi onları söyleyince aşağılamış gibi olmak için söylemiyorum. Ne alakası var? Ne? Belki öyle değil. Ne diyor? Merak ettim. Nasıl ya? Hakikaten ben de merak ettim. Özel sohbetlerimi söylemek için. Sohbet, tamam. Park enteresan bir şarkıdan, Yoğurtçu Parkı. Bir de gündüz 6-7 idi yani. Aynen. Hepsini orada görüyorum. Basket maçları olanlar size ne küfretmiştir hep. Evet, ama... Bu zor yüzünden bizim maçımız vardı. Basket bakıyorlardı böyle. Hiç bize sallamıyorlardı ki. Tabii canım. Açık havada. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir ara bir arka tarafta bir tartışma çıktı. Çünkü böyle bir... Bir şekilde bir alkol de içiliyor herhalde arkada. Böyle bir bağırma sesleri var. Biz böyle şşşt yapıyoruz. O daha da sinirleniyor. Ne şşşt falan yapıyor. Hocam lütfen bu sahtekarlığı bırakalım. Ve lütfen kendin gibi olur musun az önceki halin? Kendim gibi miyim Zeynep Hanım? Böyle konuşmaya başlıyorum. Arkadaşlar az önce bu soruyu sormuştuk ama sesten dolayı tekrar soruyoruz. Şimdi Kayhan aynı şekilde oynayacak, sözü var. Katlanamadığın oyunculuk stili. Evet, stili değil, uzaklara bakıp bunun cevabını vereyim biraz. sınırlı yetenekteki tembel oyuncuya katlanamıyorum. Bu ne ya? Öyle oyuncular oluyor. Yani hem kendini bilmiyor ne kadar yetenekli olup olmadığını, hem tembel, geç geliyor falan. O yüzden onlarla çalışmamak gerekiyor. Çalışınca da uygun bir dille, burada ne işin var, burada sana göre bir şey yok demek gerekiyor tiyatroda. Peki ama şimdi tiyatro öyle bir şey değil demek gerekiyor, yapmayın. Abi herkes yapmak zorunda değil bu arada. Herkes arkadaşlar, yapmak bak, BSM koridorlarından size bir çağrıda bulunuyorum. İnanın buna herkes yapmak zorunda değil yani. Gerçekten başka meslekler de var. Dizileriniz var abi. TV8 var, Netflix var. Bunlar hep sizler oyunculuk yapın diye kuruldu. Ne bileyim, mimarlık. o da zor. Yani belli bir anda güzel birinin belli açılardan hoş çıkması zor bir şey. Zor bir şey. Ama kimi kendini güzel de zannediyor ama değil filan. Ama bir şey. Ay, bende de vardır biraz, o çok acı. Bakın öyle kırmızı mi? Eyeliner çektim. Dünyanın en güzel insanı gibi hissediyorum. Özel hayatında yap. Alper'in de geçmesine izin verelim mi? Alper de bizim oyuncumuz. O da müzikal. Alper, gelmek ister misin ya? Hocanın arkasından konuşacağın ilk tek ve son fırsat. Evet, soundcheck'e geçmem gerekiyor. Kendisi çok çalışkan, soundcheck'e geçmesi gerekiyor. Demin bahsettiğimiz... Ben anlamıyorum ki. Demin bahsettiğimiz şarkı söyleyip hareket edip dans edebilen oyunculardan. Buyurun Alper. Alper bir hem hareket hem dans hem şey. Evet. Eyvah. Evet. Peki Gizem senin? Yani ben dürüst oyuncuyu çok seviyorum. Ablacığım her türlü geçebilirsin. Hey. Keyfine bak lütfen. İşine gücüne keyfine bak. Teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin. Yani galiba insanda da öyle. Dürüst olmayınca iyi olmuyor. Yani sahnede dürüst ve güzel. Ha, sahnede okey. Çünkü evet, oyunculuktan evet, dürüstlük...
oyuncu ama dürüst, dürüst oynamalı. Pardon, yüzünüze mi söyledim? Mikrofonu alabilir miyim? Mikrofonu. Tabii, özel hayatında dürüst olması gerekiyor. Ama sahnede o evet, anda, o gerçekliği olması. Aa, evet. Aynen. Ay, o ama çok kafa açar hakikaten ya. Ama bu zaten oyuncunun görevi ya. Biz bunu sanki biri yaptığı zaman özel bir şey yapıyormuş gibi hissediyoruz. Lütfen arkadaşlar. Şaka şaka. Arkadaşlar lütfen gerçek olabilir miyiz artık? Ay, ama çok var. Çok, çok, yok, çok yok. Güzel oyuncular var zaten öyle. Arkadaşlar lütfen dürüst olun şu anda. Prova döneminizde manitalarınıza ne kadar ızdırap alıyorsunuz? Dürüst olun. Manitam yoktu prova sürecinde. Ama olduğunda. Kendime. Hayır, olduğunda. Geçmişini düşünüyoruz tabii ki. Kendi işimi kendim yapmayı tercih ederim. Oy canım benim ama ya. Ama şöyle bir şey var, yardım istediğim zamanlar oluyordu tabii ama sabaha kadar değil, akşama kadar. Gerginliğini yaşıyor musun? Gerginliğini yaşatıyor gerginliğini musun evde? Gerginliğini yaşatıyorum. Yani ister istemez hele hele son zamanlara doğru. Otoboka kaldı yani. Alevleniyor durum. Ya hocam. Biraz da senin beni çok Colin Farrell yüzünden beni evet çekiyordu kendisi, sonra ayrıldık. Bu finali bekliyorum. Olabiliyor böyle şey. Evet. Canınızı sıkmayın. Her zaman yani, mutlu olmak zorunda her zaman mutlu sonuna bitmiyor arkadaşlar. Ay lütfen tabii buyurun. Ama bu da zaten hayatın güzelliği. Bazen beyaz, beyaz, bah tamam. Arkadaşlar ses açmanın ortasına geldik. Hakikaten bu anlar beni çok utandırıyor. Mesela oyuncunun bence en zor tarafı bu. Yani böyle anları insan kendine yedirebiliyorsa. Bence oyunculuk gerçekten kendinden utanmama sanatı. Ne diyorsunuz? Utanmamak gerekiyor tabii evet. %100. Ya da artistik yani... kelimesi şey ya, yaralarını gösterme sanatı falan gibi artistik anlarla. Pardon Murat Daltaman Bey. Dışarıdan nasıl görünüyorum? Ama şöyle düşünebilirsin. O sen değilsin, o başkası. O yüzden o başkasının salaklığı. Ama ya da sensin de abi aynı evet, zamanda. Sizden bunu birine anlatma imkanı dışarıdan birine. Hani sensin belki de. O öyle dersem yakınlık kurabilir miyim diye. Dalga geçiyorum. Ne diyorsun hocam bu konuda peki? Ne çeşit ızdırap oluyordun onu merak ediyorum asıl. Ben bir çok fazla iş yaptığım için haliyle. Vakit ayıramamak. Yani evet. Ayırdığım vakti de kaliteli kullanamamak belli ki. Belli ki senden adam olmasa bağlanacak. Ama zaten bizim özel hayatı olmuyordu bence iş yaparken. Yani olmuyor. Mutlaka yatıyorsun kalkıyorsun işe geliyorsun. Yatıyorsun kalkıyorsun işe geceler geliyorsun. Geceler var. Peki sahnede sıçış anlarını nasıl kurtarırsın? Allah. Sıçtın. Yani ne deniyor? Trak. Değil mi? Var değil mi öyle evet, şey? Var var. Bir kendini beğendin mi sen? Trak'ın biz evet partide böyle. Abi tam terminolojiyi hatırladığım için şu an yani oturuş. Özgüvenim 5 param arttı. Hemen çünkü çare yok. Devam etmek zorundasın. Zorundasın yani. Şöyle bir şey yapamıyorsun. Pardon ya. Ay, arkadaşlar herkesten özür diliyorum. Başka bir hiç perde yapıyorum. Oyuncu olarak yapacağım bir şey yok ki. Ya karşıdaki oyuncu kurtaracak ya da orada şey çok kötü. Aklına bazı replikler geliyor aslında. Evet evet. Ama şimdi kaç sayfa atladım, o replik miydi, öncesinden mi bahsediyorum, abi, tekrar olacak mı, tek başınaysan ne yapacaksın, başıma tek başımayken geldi mesela. Tek kişilik oyunda. Evet ne yapacağım böyle, ellerime falan bakarken buldum kendimi, hatırlamaya çalışıyorum. Bir anda kendini yere atsaydın, bayılmıştım bana. Bu arada ben bunu yapabilirdim gerçekten, ay ben bayıldım. Oyun iptal. Yani böyle bir kara köpek hikayesini anlatacağım, Sarı Ay'da ve böyle ortaya geçtim, köpeğin... Yani köpek gibi duruyorum yerde ve anlatmam gerekiyor işte şöyle oldu, böyle oldu, kara köpek gelirdi falan. Hiçbir şey hatırlamıyorum, sadece şunu hatırlıyorum. Kara köpek. Güzel babası bir kurdu. İbo'ya bakıyorum, suya bakıyorum, çaresizim. Yani hikayeyi hiç hatırlamıyorum, sadece kara köpeği hatırlıyorum. Bir de diye bir şey yaptım ve hikaye bitti benim için orada. Yani ben bitirmek zorunda kaldım ve kalkıp devam ettim. Hello. Gel. Oyunumuzun havalı koreografi geldi. Ama gelmezsin. Ama çok gelmezsin. Gel, gel hareketler var. Merhaba, hoş geldiniz. Koreografimizi yapalım. Hemen çöktüm. En sevdiğiniz koreografik hareket mi? Gerdek sorular soruluyormuş. Böyle bir şey yok. Böyle girdin değil mi? Yaratıcılığımı böyle kullanıyorum. Samimi olabiliyorsun bu arada. Ben onları hep konuştum. Ya aşırı, hepsinden nefret etmiyorum. Ettin değil mi? Hayır. Abi edilir bu arada. Evet. Edilir abi ne var ya? Mümkün değil. Nefret mümkün. Kalıcı bir duygu değil ya. Hiç hiç hiç. Benim asla için kalıcı da sen. Nezaret falan. Yani şey çok çok tatlı ya. İlk andan itibaren gayet... Niye bu kadar ciddileştim? Hiç abi lütfen ya aynen. Peki benim cehaletimi herkes burada bağışlarsa. Estağfurullah. Nasıl bir tür buradaki koreografi?
Daha modern dans ağırlıklı mı yoksa trap dance mi? Bunlara hep hakim. Trap dance mi? Öyle bir dans varsa bana da öğretin falan. Yok yok. Hayır Fatma. Şuraya gidiyor. Trap dance var. Trap dance. Belli ki ben çok da bilmiyormuşum. Arkadaşlar benim dans bilgim soyut yüken dans programıyla sınırlı olduğu için. Başarılıymış bence. Bir şey diyeceğim aynı şeyin çünkü çok... Evet. Abi harika bir program değil mi bu arada? Yani sizce de? Güzel. Sanki aşırı iyi. Çok hızlı değiller mi? Sanki böyle... Tarza takılı kalmadık biz. Oyunun müzikleri efendim çok keyifli ve neşeli olduğu için. Tamam hadi birbirinizi öveceğiniz yer burası değil abi. Onu NTV Kültür Sanat'ta yaparsınız. Hani böyle caz yapalım. İşte bir yani hiç artık bence o kafalarda kalmamak. Güzel kafalardı. Bizi biz yapan şeyler bunlar ama hani bakıldığında. Bunlar bir basamaktı. Tabii ki tabii ki. Hani bir basamak derken buralara geliyoruz. Ben daha böyle karma bir şeyleri tercih ettim açıkçası. Hani her teknikten biraz. Hani bir pinçik ondan, bir pinçik bundan. Hani hiç klasik müzikalden bir şeyler görmedik. Olmasın da diye içine evet ondan da koymak. Ama hani biraz daha... Modern dans kesinlikle değil, modernize etme kafası, global olarak bakıldığı zaman. Ay ben bu arada çok büyük bir cehaletle sordum. Yo estağfurullah, bunlar çok tatlı sorular bu arada. Bence de. Evet, kendi seyircime dil oldum. Mesela bu, siz gelseydiniz buraya ve deseydiniz ki ben sizce bu oyunda ne yapıyorum, kesin koreograf derdim. Gerçekten. Herhalde. Biraz daha sahneye çıkacağız. O hastanın yerine çıkacak o. Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz biraz daha sahneye çıkacağız. Gizem bana birkaç figür öğretecekti. Evet. Lütfen siz de olur musunuz ya? Sen öğretebilirsin. Ya lütfen ben o zaman. Tamam siz öğretir misiniz? Ben hazırlanmayacağım. Sahneye kim çıkıyor bugün? Belli ki ben. Kardeşim yuvi işe. Kayhan, nerede kalmıştık? Şimdi bahsedeceğim yerde. Bütün kariyerini siliyorsun. Evet. Gerçekten her şeyi. Bir tane bir dizide oynayacaksın. Ve hayat boyu da onu oynayacaksın. Evet. Hangisi olurdu? Succession. Yes, biliyordum biliyor musun bunun diyeceğini? Yemin ederim arkadaşlar, Kendall Roy'a da vallahi benziyor Kayhan. Hani... Ben bakıyordum ama oraya bakıyordum. Yaşlı adamın rolünü daha çok beğeniyorum aslında. Babayı isterdim oynamak. Logan'a, Brian Cox'a. Evet. Bayağı iyi. Karakter olarak da beğeniyorum falan desem. Sana şöyle bir gerçekten, şöyle bir karakter düşünüyorum. Bir anda Logan'ın, aa kim biliyor musun? Şuna ne diyorsun? Logan'ın, sen izledin mi diziyi? Yok, boş bakıyorum. Hemen dövün. Hocam çok ayıp edersin ama. Kötü Türk versiyonunu yapalım mı hep beraber? Yapın abi bu arada. TV8'de Tuzak oynuyor. Forlörü. Ben cahilliğin sonu yok, kusura bakma. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Kendall Roy kim oynuyor tahmin et. Rıza Kocaoğlu. Sana bir haberim var. Aa, Rıza'nın dizisi o mu ya? Evet. Aa, ben öyle olduğunu bilmiyordum. Kendall Roy'u oynuyor. Yarın provada sorayım. Kayhan sana bir sorum var biliyor musun? Çok sorunlu. Hamlet nerede hata yaptı abi? Yani nerede? Amcasıyla doğru düzgün geçinip mutlu mesut gidemez miydi abi? Çok... Bir cinayeti bu kadar büyütmenin bir alemi var mıydı ya gerçekten? Refah seviyesi yüksek ve çok fazla düşündüğü için hayatı kendini... çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Sofya o kadar manipüle edici girdi ki yani istediği cevabı alabilmek için öyle bir... Ama yemedik muhtemelen, evet. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar, Hamlet'e zenginlikten yürümek o kadar ama iyi ki ya. Yani. İmtiyazlı refa, sınıftan yürümek Hamlet'e. Refah seviyesi yüksek, aristokrat, yazıldığına göre fiziksel yapısı düzgün, aşk hayatında sıkıntı olmadığı gibi gözüken birini ki birçok okuma yapılabilir. Varoluşsal sıkıntılarla ilgili dert edebiliyor yani. Böyle. Hakikaten orada Ophelia'ya yazık oldu bu arada. Dört usta birini tarihten siliyorsun. Bu soru güzel. Oh, Brett. Bak şimdi geliyor. Brett. Evet. Molière, Chekhov, Shakespeare. Ay Shakespeare asla kıyamayacak gibi bir tip var sende. Londra'da tabii ekmeğini yediğin için bol bol. Chekhov'a da kıyamam. Chekhov'un bu arada öykülerini daha çok severim. Ama Chekhov'a kıyamam. Birine kıyacaksın. Tarihten gidiyor bu arada her şeyiyle. Her şeyle gidiyor. Tabii tabii. Öyle tek oyun iki oyun. Shakespeare, kim vardı? Molière ya. Molière. Cimri olmasa da olur abi. Yani... Molière'in aslında yok özel zor soru yani Molière çünkü zor soru. Şimdi burada sana Çetin Tekin doğru da verebilirdik. Uyum başlayacak cevap gelemedi hala. Ya Molière Molière sinisin. Molière gitsin. Hakikaten ben de Molière derdim bu arada. Bu arada Molière'i de biraz şey olsun diye verdik. Hani bir kaçamağı olsun diye çünkü herkes Molière'i sever gerçekten. Çok sıkıştırmak istemiyorumdur canım. O zaman benim performansım için sahneye geçmeye ne deriz hocam?
Arkadaşlar geldik performans bölümüne, yani benim küçük düştüğüm yere bu kadar ahkam kestik müzikalle ilgili. Hocamız beni puanlarken İzmir hocamız da. İzmir hocamız. Bu arada İzmir'in bu saçları niye böyle? Çünkü arkadaşlar İzmir'e ne oldu bu arada? Oyunculuk da yapacak, o yüzden imajı değil yani. Az arkadaşlar. Önceki kızdan ne oldu ya? Biz normal İzmir'e... hayatımda böyle geziyormuşum değil mi? Abi, bu arada... gezebilen insanlar da bana yakışmıyor. Hazır mıyız? Hazırım be. Neye ya? Merdivenden gelişimle başlayalım. Hayır hayır şarkı. Abi, ha? Onu... Canberk şu. Şu bak. Ha? Niyet iyi, niyet iyi. Niyet iyi. Güzel. Şeyi de change yapalım selamda. Change nasıl? Ben gideyim siz gelip... Ha falan. Şu mu? Ay bu çok kötü. Bu çok kötü. Şey gibi harmandalıya giriş yüz bir... Şey yok öyle. Bir figür göster. Hadi tamam evet. Tamam hazır mıyız? Evet hazırım. Bir söylüyorum. Okey. Tamam bir şey söylüyorum. İzmir çok da yani kazıkta olmasın ama. İçeride öyle demiyordun. Şimdi böyle diyorum. Kanka etek var altımda, ona göre düşünün. Burada yok, yani göt başı şey, açmayalım. Şimdi yok yok öyle bir şey yok. Ya ya hiç açmayacağız. Tamam, tamam güzel. Ay çok heyecanlı. Hadi bakalım. Şimdi. Hocam güzel puan ver bana. Evet sağ hadi bakalım. Sağ kolum 90 derecelik falan. Geometri 101. Şey. Güzel. Evet şunu açıyorum. Bir tık önde kalacağım. Tamam. Rahat edelim diye. Siz geride kalın lütfen. Tamam. Hareketli değil. Siz mi olduk? Çalışırken. O kadar siz mi olduk? Her zaman. Her zaman. Şunu İzleyebilmen için. Ya saçmalama ya. Bir şey değil. Ya, o zaman biraz yavaş yap. Şu. Bir dakika dur. Bacağı kolu, şu. Kolu. Onu bir yaparken. Bacağı çözelim. Şu tamam. Bacağı çözelim hakikaten. Bacağı çözelim. Muazzam. Bu al dansçısınız. Biraz bir eğitim var bu arada. Mükemmel. Evet hadi bakalım. Okay, bacağımla başlıyorum tekrar. Tamam. Bum. Tamam. 3, 2, 1. Bum. 3, 2, 1 güzeldi. Kapattım. Kapattım. 6'ya döndüm. Tamam. Tekrar yapıyoruz. Tamam. 2, 3, 5. A, M. A, M de var ha? Hayır. A, M o şey. Bum, ka, çı. Boksörlerin şeyi şeyde, gibi böyle he. Ses çıkarması gibi düşün. Canberk çok kötü gözükmüyorum değil mi lan? Beni güzel bir yerden çek Canberk. Yani en iyi gözüktüğüm açıdan çek abi. Hazır, sağ. Sadece bacak kolu çok göstereceğim birazdan. Çok zor vermedi birazdan. Ya. Hazır, sağ. 2, 3, 5. Bum, ka. Bir daha. El sakin, onu birazdan. Hazır, sağ. 2, 3, 5. Ha, ha. Kolum da şu. Oğlum çok iyi değil miyim lan? Wow. Hocam, aydınlandım. 10 üzerinden. Bir. Böyle yapıyor değil mi? Kovuyor, alkışlara kovuyor. Alkışlara kovuyor. Hadi bakalım, hadi bakalım. Tamamdır tamam, ya. Tamam, bitti bütün bence, hikaye. Bence de. Sahneye çıkabilirsin. Hayır, siz artık burayı boşaltmamız lazım. Önce ceketimi vermem burada lazım. Burada da maymunluk yapacak bir vaktimiz yok galiba. Evet, hocam. Bu arada müzik direktörümüz burada, Murat Bey. Murat hocam, sizden Murat bir hocam. Şey rica edeceğiz. Murat hocam. Evet. Murat hocam, her bu şey bu hanımefendi... önce... Saygılar, sevgiler hocam. Hanımefendi saç ne kadar kalın, koruyum aslında. Hocam, o değil mi? O yüzden mi? Tam hocam. Bunun için alalım, geldik. Tam arası senin değerlendirilesin. Yani hanımefendi çok ince de, kar ses iyi, lazım bize. Bir şey söyleyeceğim. Ben size bir soru sormak istiyorum. Murat diyeyim, rica ederim ya. Buyurun. Ben gene de hocamı tercih edeyim. Önemli değil. Buyurun hocam. Murat hocam, şimdi benim sesim yani modüllü. Hani benim de öyleydi. Yok sizin daha iyi. Yok nodül gibi gelmiyor. Ama bir yorgunluk var sesi. Bir mikrofonik değil mi yani? Ta kesinlikle bu. Yani de bayağı işimize yarar. Utanmıyor musunuz bak? Nasıl ses hanımefendinin? Biz iki basız. Tabii hanımefendi bas değil tabii doğal olarak da. Ben neyim hocam hakikaten? Yani bas siz yok alto. Ben bas bariton. Alto yok yok. Alto mu yok? Yok canım kadında olur mu bas bariton? Terbiyesiz yani neyse. Kardeşim sen niye alıyoruz da? Kardeşim sen niye kafana böyle cinsiyet atadın bana? Yok yok. Sizi hemen alıyoruz biz ansambla. Ya gerçekten. Alırız vallahi hemen çalıştırayım ama. Hocam ben psikolojimle böyle oynamam doğru değil yani. Ben, ya, yok bir onu ben halledeceğim. Yok biz oynamayız psikolojiyle. Biraz önce... Aynı gruptayız. Yerim hocam sen düşünürsün. Kendinden utanmıyor da başkasına iş yüklüyor. Görüyorsun değil mi? Buyurun. Biraz aynen. Önce İzmir'de söyledi. Hareketle ilgili hanımefendide bir potansiyel varmış. Sesle ilgili size danışalım. Tabii tabii. Ben ikisini de kabulüm yani. Hocam ben benim buradaki tek problem ne biliyor musun? Benim diyaframla nefes almayı bilmemem. Hiç önemli değil. İnsanlar zor nefes alıyor zaten hanımefendi. O benim diyaframa bakarsın. Murat hocam keşke Kayhan yerine siz de yapsaydık ya. Ama yok. Kayhan hocam. Kayhan hocam. Çok zarif adamdır. Ya harika tamam, biri çok gerçekten. Çok öyledir. Şu anda bütün genç kızlar ve genç geyler yoruma abanacak. Eminim, görebilirim. O kadar güzel bir süreçte. Kayhan yükselen değer yani. Olayları çok rahat çözümleyerek. Övgüyü nasıl çok önemli ama ya. Öyle. Bir bakın. Yönetmen çok önemli biliyorsunuz bence bu olaylarda. Bence de tabii ki öyle, tabii ki. Böyle bir hani hafif cool görünen ama aslında çok samimi olan. Ay ne güzel sakin, ya. Sakin, çok güzel idare etti. O açıdan çok ben hocam sen ne kadar güzel bir insan mısın ya? Yok, samimiyette yani. Buraları keseriz beni övülen. Burayı fragmana koyuyorum Canberk. Sadece şu arkadaşı kesebilirsin. Ben sonra keseceğim onu direkt. arkadaşı da tanıtalım.
Adın? Ben düz bas bariton. Yok yok. Değişik yeter. Ay ne takmış bas baritona yavrucuğum. Yok, mahsus bana yapıyor. Espri gücü değişik yüksek olan bir insan. Onun için hep bizim yanımızda gezer sahne içinde. Kafa sallıyor. Teyze oluyor bizden. Kafa sallaması. Ve biraz şımarık diyebilir miyiz hocam? Değişik. Hakikaten yok, değişik. Eyüp'cüğüm tiyatro bitti değil mi senin? Benim tiyatro yarıda terk ettim. Şu an operadayım. Çok açık konuşuyor da. Yani odası. Opera. Güzel bir sesi o da çok. Ondan sonra... Hakikaten hepsi... Ama kullanmıyor diyor. Bir ses açmaya denesek mesela. Ne? Hocam yemin ediyorum ben ses açmam. Ses açınca yoruluyor. Ses açmam. O hayat felsefesi... Kanka zorunlu değil misin ya? Hayat felsefesi benim çok hoşuma gidiyor. Her şey ters çalışıyor onda. Ses açmam falan. Onun için bana çok orucu. Mesela ses açmam. Her şey aynı ses açar. Adam ses açmam beni yoruyor diyor. Evet. Olay orada başlıyor zaten. Hocam bunun bir değişiği. Okuma provası yapmam. Süper ama. O da var. Tiyatroda yemin ediyorum hiç ezber yapmazdım. Yok şaka değil. Tabii. Hani konuyu bu öğrenip deli ya açma. Bu. Bizde de şey vardır. Çok çalışınca bozulur derler. Evet, o millet o kaçmak için tabii. İşten. Birazcık öyle ama yok biz çok prova yapıyoruz. Hocam bazen. Bugün ben altı olduğumu öğrendim. Altı var yani. Az konuştu. Renk de öyle ama yani. Değil mi değil hocam? Mi? Alta mı döndürüyor sizi? Bu kadar kalın değil aslında sanki değil yok. Mi? Yok. Haluk Bilginer, Ebru Gündeş ben. Türkiye'de 3 altoyuz biz. Ya Türkiye'de altı var mı bilmiyorum ben illa bir sesini. Aa, gerçekten mi? Ben altı hayatımda bir kere tanıdım. Onu hep paylaşıyorum. Bir opera sanatçısı İspanya'da. Tanımayız tabii. Valla ben de adını hatırlıyorum. Kadın konuştuğunda. Ya, benden falan, kalın mı hocam? Kalın falan değil. 3 tane... metalik kalın ses aynı anda konuşuyormuş ki böyle ne diyorsunuz tabii ya? Böyle bir kuadrofonik bir tondu yani onun. Hakikaten alto ilk defa ben öyle gördüm. Peki benim sesime 10 üzerinden sizin... bir puan verseniz. Vallahi çok şeyden geçirmek lazım ama şimdi bir puan ver. Ondan 7 verelim yani. 7 iyidir. 7 kimseyi üzmez. Haterlarım duyuyorsunuz değil mi? Alın tabii, tabii. Müzik direktörü biz adam. 7 verdi benim de geliştireceğiz ama arkadaş da değil tabii. Yani. Aynen hocam. Ses açmayı ben... seven biriyle belli ki. Evet. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Evet. Bugünümüzü atlatmamıza inanılmaz yardımcı olmak ne kelime harika bir bölüm oldu bence. Çok incesiniz ekip olarak. Şu an kimseyi görmüyorsunuz ama bir sürü insan var. Ben de size teşekkür ediyorum. Bu zordur tiyatro. Oyun öncesi gerilimli olur. İnsanlar yani asıl ben bu yüzden size teşekkür ediyorum zaten yani müthiş. Evet. Çok güzel bir ekibiniz var karşılıklı. Hakikaten. Karşılıklı. Arkadaşlar burada altına yazacağız videonun oyunun olduğu tarihleri değil mi sayın direktörüm? Sidikli Kasabası müzikalini yani kaçırırsanız üzülüp aptallık edersiniz yani daha ne diyelim. Hocam gel saralım sen. Ay her şey için teşekkür ederiz. Ne demek? O zaman ileriki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Herkese PSM'nin YouTube kanalı... Hop, bu ne alakalı? Evet. Burayı kutsal motor sal. Sağlıyoruz Zorlu PSM'den herkese hoşçakalın.